Şimdi fosiller çok ciddi bir darbe Darwinizme ve şimdi Ceylan'ın anlattığı sudan karaya geçiş aynı şekilde karadan havaya geçiş, karadan tekrar suya geçiş gibi aşamalarda imkansızlıkları gösteriyor, indirgenemez kompleksikleri. Şimdi ben ayrı bir koldan yani ikinci önemli Darwinizmi vuran konudan bahsetmek istiyorum, hücreden. Şimdi hücrenin içindeki metabolik yollardan bahsedeceğim. Nedir metabolik yollar? Biliyorsunuz biz daha önce çok konuştuk. Kimyasal reaksiyon diye bir şey vardır hücrenin içinde. Bütün sistemlerin oluşabilmesi, gelişebilmesi, yapılabilmesi için mutlaka kimyasal reaksiyonların meydana gelmesi gerekir. Bu reaksiyonlar çeşitli atomların bir araya gelmesiyle olur. Çeşitli atomların ve moleküllerin etkileşmesiyle olur. Ve bu etkileşmeler sırasında devreye bir enzim girer. O enzim reaksiyonu hızlandırır ve reaksiyon yerine getirilir. Bu ne zaman kullanılır? Mesela protein sentezinde kullanılır, DNA kopyalanmasında kullanılır, şekerlerin parçalanmasında, herhangi bir şeyin sindirime uğramasında, hücre zarının yenilenmesinde, her türlü metabolik reaksiyon için bunlar kullanılır. Şimdi genel olarak çok iyi bilmediğiniz bir şey metabolik yollar denilen bir şeydir. Yani bir kimyasal reaksiyon hiçbir zaman tek başına işlemez. Mutlaka başka reaksiyonlarla birlikte hareket eder. Bir şeyin oluşabilmesi için zincirleme olarak çeşitli metabolik olaylar meydana gelir. Yani biri biter biri başlar, biri biter biri başlar. Ta ki o son ürün ortaya çıkana kadar. Biz buna metabolizma deriz. Yani bütün metabolik yollar birbiriyle bağlantılı olarak hareket ederler ve birbirlerinden ürün alışverişi halindedirler. Dolayısıyla birbirleriyle bağlantılı olarak hareket ederler. Bu ne zaman olur? Yani örneğin DNA'nın kopyalanmasında meydana gelir. Arka arkaya çok fazla reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyonların hepsi bağlantılıdır. Domino taşları gibi. Bir tanesinin olması gerekir. İkinci başlar, ikinci olur, üçüncü başlar. O şekilde devam eder. Bu olağanüstü bir sistemdir gerçekten. Kimi zaman şöyle bir şey olur. Bir metabolik yoldaki bir atoma başka bir metabolik yolda ihtiyaç vardır. Dolayısıyla iki metabolik yol bir şekilde birleşmesi gerekir. Bu tip birleşmeler olur insanın metabolizmasında. Veya bir metabolik yolun oluşturduğu son ürün bir başka metabolik yol için ihtiyaç olan bir üründür. Dolayısıyla o iki metabolik yolda birleşir. Şimdi bu karışık gibi gözükebilir. Gerçekten de çok karışık ama son derece kompleks ve olağanüstü derecede işleyen bir sistem. Her hücremizde bu işliyor. Şimdi kısaca tek bir metabolik yolun neye benzediğini görmek için şu resme bir bakalım. Verebiliyor muyuz ekrana? Maşallah. Şimdi bakın bir hücrede meydana gelen tek bir reaksiyon, tek bir metabolik olay birbiriyle bağlantılı pek çok metabolik olayla birlikte gerçekleşiyor. Ve bu kadar kompleks bir olay. Bakın biraz burada gör. Evet biraz büyütebilirsek. Tek bir hücrede dedin değil mi? Tek bir hücrede bu. Tek bir hücrede tek bir ürünün oluşturulması için. Örneğin şekerin parçalanması diyelim ki. Veya bir protein sentezi sırasındaki herhangi bir olay. Bu kadar birbirine bağlı atom, molekül bir arada işlev görüyor. Araları enzimler giriyor. Proteinler yardımcı oluyor. Ürünler meydana getiriliyor. Onlar birleştiriliyor. Ürünler ortaya çıkarılıyor. Mesela ortaya çıkarılacak ürün bir proteinse bu kadar olay, bu kadar devre, hani biz çok genel temel anlatımla anlatıyoruz ya, hani bu olur ribozoma gider, oradan şuraya gider. O kadar işte anlattığımız kadar bile çok karmaşık olmasına rağmen o kadar da kolay bir işlem değil. Bu kadar olay, bu kadar protein, bu kadar şey arada devreye girmek zorunda metabolik yollar sırasında. Şimdi metabolik yolları bilim adamları, tabii bunlar hep yeni keşifler, son dönem keşifleri. Genel olarak büyük metropol şehirlerin altyapılarına benzetmişler. Genel ağlarına benzetmişler ve onları bir çizimle göstermişler. Şimdi sırayla onları bir görebilir miyiz acaba? Bu Osaka şehrinin altyapısı. Burada haritada çizilmiş. Buna benzetmişler ki çok daha kompleks olduğunu söylüyorlar. Yani 30-40 katı kadar. Evet. Bu Tokyo'nun bakın altyapı sistemi. Tokyo'nun da en az bir 5 katı. Evet tabii. Buradaki yolların hepsi farkındaysanız hep birbiriyle bağlantılı yollar. Yani şehir içi yollar nasıl ara yollarla birbirleriyle bağlantıdadırlar. Metabolik yollar da öyle. Hep birbirleriyle ara yollarla bağlantıdadırlar. Bu da Paris. Ki bunlar çok çok gördüğünüz gibi çok basit kalıyor. Çok evet. Basit kalıyor. Hiçbiri yani yaklaşamıyor bile yanına. Gerçekten öyle. Çok çok kompleks bir sistem. Ben bu konuya inşallah birazdan devam edeceğim. Çünkü çok fazla detayı var. Şimdi